Her şey yolunda mı? Hiç. Ses vermedin, bir şey oldu sandım. İyi misin? İyiyim işte. İyi. Benim sana bir şey sormam lazım. Söz vermiştin. İstediğin zaman gidebilirsin demiştin. Gidebilirsin. Sözüm söz. Tamam, o zaman ben gideceğim. Ben bir sorumu sorabilir miyim? Arabaya falan gerek yok, ben gideyim. Rüya, beni dinler misin? Selma Hanım, buyurun. Sana bir şey söylemem lazım. Selma, seni soruyor. Yolla. Gitmiyor. Abi yolla bir şekilde, yolla. Gitmiyor ulan, gitmiyor. Ne yapayım? Bence sen çık konuş. Başımıza iş almayalım. Kahveniz sadeydi değil mi? Sağ olun, ben almayayım. Yusuf gelince çıkarız zaten. Allah Allah. Yusuf da babasının yanına gittiydi. Şakir Bey döndü mü? İş gezisi ne demiştiniz? Burada şükür. Çok şükür. Yusuf! Abi? Hay senin canını. İnsanoğlu kuş misali. Hoş geldin sen de. Sen de hoş geldin Yusuf. Arkadaşın da geldi mi? Yazık kızcağız, yoruldu bütün gün oradan oraya. Dışarıda konuşalım. İnşallah geçerli bir sebebim vardır Yusuf. Başını büyük belaya soktun. Başımı belaya sokmadım ben. Aşık attığın adamlar öyle sıradan adamlar değil. Kimseyle bir aşık attığım da yok senin. Ne yapıyorsun peki? Kaçırdılar, ben de geri aldım. Hepsi bu. O kadar. O kadar. Hep aynı Yusuf. Haber vermez. Hesap vermez. Hep kafasının dikine. Eski defterleri mi açacağız Selma? Kapattık mı? Niye bana haber vermedin? Sen söyledin mi bana ne iş yaptığını? Öğrenmişsin işte. İstanbul'da şüphelenmediğimi mi sanıyorsun? Gecenin bir yarısı gelen telefonlar, aniden ortadan kaybolmalar falan. Sen niye söylemedin Selma? Selma da aynı Selma işte. Kimseye bir şey söylememeler. Gizli kapaklı işler. Ha Selma? Kız nerede? Karşıda. Suriye'de. Babamı alıp kızı bıraktım. Yusuf, bu adamlar tekin değil. Konu kapandı Selma, bitti. Bak atmacı bu işin peşini bırakmaz. O bir konuyu kapatmadan da konu kapanmaz. Dikkat et, olur mu? Seni İstanbul'daki gibi karnevanın içinde bulmuyor.
Ortada Yusuf'u suçlayabilecekleri hiçbir şey yok. Herifler karşıdan zaten. Yani Yusuf da babasını aldı geldi bu kadar. Salih, kız gizli polismiş. İstihbarat eniştem, istihbarat. Oğlum, ne dedi? Sizi güvenli bir yere nakledelim dedi. Hah, işte o kadar. Gerek yok, buradan gidiyoruz. Nereye? İstanbul, Ankara. Nereye olursa. Buradan uzağa. Vallaha doğru. Bu herifler bulaşık. Adam kendi dedi rahat bırakmam. Yok o, yok bu. Ay yerimiz yurdumuz da belli. Yarın öbür gün kapıya dayansalar Allah korusun ya. Benim bu adamlara feda edecek ailem yok. Mihriban, hadi koş çantayı hazırla. Kasayı da aç. Hareket ne zaman eniştem? Hemen. De haydi o zaman, haydi. Anne. Hadi Şakira'yı duydun. 2-3 parça bir şey al çıkalım. Sen hazırlan oğlum. Sen? Afet. Annem ne oluyor? Afet. Hadi kardeşim. Dayım çok da fazla bir şey almadık ama ne zaman döneceğiz? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Anne. Afet. Gelmiyorum. Niye? Afet ne oluyor? Seyit burada. Oğlumuz burada, Şakir. O silahı yerinden sen aldın. Ben almadım baba. Yalan söyleme lan! Sen aldın! Ben almadım baba! Sen aldın lan! Ben almadım baba. Ben almadım lan! Ben almadım! Ben almadım! Bırak o silahı! Abi! Anladın mı? Bırak! Seyit. Seyit. Oğlum. 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 Seyit. Oğlum. Onu bırakıp nereye? Seyit buradaysa Yusuf da burada. Mercan da burada. Ya hepimiz tehlikedeyiz Afet yengem. Sen hazırlan kızım. İstanbul'da sağ kalacağım. Antakya'da ölürüm daha iyi. Anlaştık o zaman. Ben de annemle birlikte burada kalıyorum. Ben de gitmiyorum o zaman. Hayda. Mercan'ım sen ne yapacaksın burada? Annemle abim ne yapıyorsa. Delirdiniz mi siz? Babanız gidecek dedi. Mercan, Yusuf. Babanızın sözünü mü çiğneyeceksiniz? Ha? Yusuf. Gitmek isteyen var mı? Yusuf abi. Bir dur Kirvan. Yusuf abi. Hı? Kız gitti. Ne kızı? Esir. Ya esir deyip durma şuna. Kız gitti, gitti. Açar mısınız kapıyı gitsem? Hayır efendim, açamam. Kapıyı açar mısın? Hayır efendim, mümkün değil. Ne bu? Orada ne yazıyorsa o işte. Doğru mu bu? Doğru mu? Sen mi aldın hep? Cevap ver. Niye? Niye?
Kendimi korumak için yaptım. Şunu bana doğru düzgün anlat. İlk gün. Nigar söylemişti. Emanet telefonda. Reyna alınınca düşündüm. Beni buradan ne kurtarır? Biri silahı kafama dayasa ne yaparım? Elimde ne olursa tetiği çekmezler. Sen de Zümrüt al. Nerede şu an? Nerede? Yok. Ya ne demek yok? Kaybettim. Burası seni aldığımız yer. Kemal abi seni oradan indirdi sonra. Sonra işte yürürken ayağım takıldı düştüm. Nereye? Buraya. Burada düştüm. Hırsızlardan kaçıyoruz zannediyoruz. En büyük hırsızı evimizde saklıyormuşuz ya. Allah'ın da bela, sınır da bela. Sen nereden çıktın benim karşıma? Niye çıktın? Tamam işte. Söz verdim. Kurtuluyorsun, gideceğim. Nereye gidiyorsun be? Nereye gidiyorsun? Gidemezsin bir yere. Adamlar peşimizde. O Zümrüt'ü bulacaksın, sonra nereye gidersen git. Sağ ol benim. Rica ederim, ne demek? Odayı senin için toparladılar. Sultan abla da sana birazdan yiyecek bir şeyler getirir. Banyonun nerede olduğunu zaten biliyorsun. Var mı bir şeye ihtiyacın? Esir değilim yani. Misafir. Zorunlu misafir. Zümrüt'ü bulana kadar. İyi istirahatler. Yusuf'um. Kolay gelsin enişte. Sağ olasın. Var mı haber? Yani çarşıda bir laf dönüyor ama. Ne? İşte biri büyük bir zümrüt satacakmış. Kadının biri kuyumcuya gelmiş falan. Kadın? Ne kadını? Ya bilmiyorum ama daha dakika bir. Hani zümrütü alacak da satacak da. Ben pek inanmadım. Ya ne yapacak? Ulan söylemez ki. Götürür kuyumcuya satır. Öyle değil mi?
Sabahtan beri aç bir ilaç. Borani, börek, mercimek köfte. Teşekkür ederim. Rüya, çıkmamız lazım. Kıvırcık iki lokma bir şey yesin. Sonra yesin, acelemiz var. Hadi gel. Nereye? Gel. Ya nereye? Ben niye geliyorum ki? Zümrüt'ü gören sensin. Aynısıysa söyleyeceksin. İyi de bugün düşürdüm daha. Kuyumcuda ne işi var? Gidip konuşacağız kuyumcularla. Biri satmaya gelirse haberimiz olacak. Tek dolaşacak mıyız bütün kuyumcuları? Tek tek dolaşacağız. Yusuf Bey, çay? Yok, sağ ol. Hoş geldiniz. Zeytinden işçiler. Tutturdular bizi de nöbet tutacağız diye. Salih. Delikanlı kim? Hangisi? Bu. Kadir! Oğlum daha çocuk bu, okul. Kadir bizim Hasan abinin oğlu ya. Hoş geldin Kadir. Hoş bulduk. Buyur Yusuf abi. Senin yaş kaç? 13. 13. Okul? 8. sınıf abi. Yarın ilk ders ne? Türkçe. Türkçe. Kardeşim sen bize çok büyük destek oldun. Bak ben bunu asla unutmam. Da. Bu Türkçe işini ne yapacağız? Bak bunun sıfatı var, zamiri var. Fiilim, tırağı var. Öyle miydi? Fiilim, sıra. Çalışmak lazım. Hadi sen evine git. Senin derdin bizden daha büyük kardeşim. Hadi. Hadi bizimkiler bıraksın sen. Şakir ama Türkçe çalıştırdı. Gitmem bir yere. Oğlum bak hepimiz buradayız. Sen evine git. Dinle beni. Hadi. Yok, gitmem bir yere. Kapıyı yakın durma o zaman. Bak, şurası senin görev alanı. Hadi bakalım. Koş. Kardeşim saat kaç? Oğlum sen ne yapıyorsun hala burada? Gel bakayım. Gel. Hanım kız. Buldun mu Zinet'i? Bak bu kadar insan. Hepimiz tövbet altında. Yok mu senin kimi kimse? Böyle sınır boyunca kaçakçılar arasın. Belli ki yok. Ama burada kocaman bir aile var. Bana bak kızım. Senin yüzünden. Gecenin ayazında el kadar çocuk var. Damadım nöbette. Zümrüt müdür, yakut mudur? Ne istiyorlarsa bu. Sonra kime gideceksen git. Senin canın kıymetli olmayabilir. Ama benim ailemin canı kıymetli. Ha kızım. Uçum benim. Bak gece zapla Cansu'nun odasına, ödevlerini bitir. Hadi bakalım. Rüya. Burası soğuk oldu. Gir artık içeri. İyiyim ben böyle.
Böyle bekleyince oluyor mu? Ya adamlar tankla tüfekle gelse ne olacak? Gelsinler. Biz de burada bunca adamız, öyle değil mi? Sana ata binmeyi öğretmiştim, hatırlıyor musun? Baba sen bana bir şey mi söylemek istiyorsun? Sana mahmuzlu çizmeler yaptırmıştım. Yağız bir de at almıştım. O gün de böyle inadım inat. 12 yaşında ya vardın ya yoktun. Bir gün bir şeye kızdın. Atladığın gibi ata evden kaçtın. O gün kendime dedim ki, oğlum Şakir, bu çocuğa öğrettiklerine dikkat et. Oğlum da senin gibi asidir. Çünkü bir gün senin öğrettiklerin de sana karşı çıkar. Bu çocuk senin belandır. Bu çocuk senin aynandır. Yok oğlum. Bir şey demeyeceğim. Çünkü ben cevabımı yıllar önce aldım.